Fatih Sultan Mehmet 1455 yılında Kosova'ya girip Prizren'i fethettikten sonra ilk namazını burada kılmış. Balkan savaşlarında büyük hasar gören namazgahta Kosovalılar ilk kez 1990'da bayram namazı kılabilmişler. Türkiye tarafından restore edilen bu namazgahın bitişindeki parksa Eylül 2000'de mayın imha ederken şehit olan Barış Gücü askeri Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun adını taşıyor. Denize taburla bu gücün önemli bir parçası oldu. Türk askerleri Kosova'ya ayak bastığında takvimler 1 Temmuz 1999'u gösteriyordu. Manzara inanılmazdı. Binlerce Kosovalı sokaklara dökülmüş, Türk askerlerini karşılıyordu. Sevinç vardı, ağlayanlar vardı, çocukların çığlıkları vardı. Memecik, memecik, en büyük bizim asker, Atatürk bizim önderimiz gibisi. Yani hiçbir Türkiye'nin herhangi bir yerinden hiçbir fark yok yani. 88 sene sonra yine askerimiz bu topraklara bastı. Türk askerinin Kosova'ya ilk girişi 1. Kosova Savaşı ile olmuştu. 1389 yılındaki savaşta Sırpları mağlup eden Sultan Murat, Osmanlı'nın Balkanlardaki varlığını kesinleştirmişti. Bugün Kosova'daki Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlığı kışlasının adı da Sultan Murat'ın adını taşıyor. Temmuz 1999'da Kosova'ya ayak basan Türk taburu 12 gün sonra resmen göreve başladı. Arnavutluk, Kosova ve Makedonya sınırlarının kesiştiği 500 kilometre karelik bir sorumluluk sahasına sahip olan Türk taburunun KFOR içindeki resmi adı Dragaş Görev Gücü. Tabur Türklerin yoğun olarak bulunduğu Prizren'de bir tekstil fabrikasının içine konuşlanmış. İki buçuk milyonluk Kosova'da resmi kayıtlara göre 13 bin Türk yaşıyor. Ancak gerçekte Türk nüfusunun en az 40 bin olduğu düşünülüyor. Nüfusu tamamen Türklerden oluşan köyler bile var. Türk taburunun görev yaptığı Prizren'de, Balkanların bu en uç noktasında, Avrupa'nın neredeyse göbeğinde sokağa çıkıp rahatlıkla Türkçe konuşabiliyorsunuz. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Kosova'da Türkçenin resmi diller arasına girmesi için yaptığı girişim, hala sonuçlanmış değil. Ancak bu hakkın bir an önce geri alınması Kosovalı Türkler için çok önemli.